Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Evet, en son buradan Mary Jane'le yemekte kalmıştık. Şimdi Mary Jane bize bir takım bilgiler verdi. Anlattı işte şöyle böyle oldu falan filan 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 filan. Adam ne oluyor? Polisler gidiyor arka taraftan. Bak, sirenler var, örümcek diyor kız bize. Senin gitme zamanın gelmiştir diyor. Neyse tamam. Mary Jane gitme zamanımız geldiğini biliyor. Sanırım bizim süper kahraman olmamızdan pek hoşnut değil. Çünkü onunla ilgilenmiyoruz ya. Yani. Neyse dur bakalım. Bak yaşlı bir şey diyor. Moruk bir şey diyor. Diyor ki o çocuk seni seviyor. Sevginin kıymetini bil. Neyse Mary Jane de işte böyle naz yapıyor bize. Tamam. Hadi bakalım Mary Jane'i de yolladık. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi atlaya atlaya devam. Atlaya atlaya devam. Şöyle dümdüz gidelim. 2600 metre ileride bir şeyler varmış arkadaşlar. Ne diyor? Bir tane adam varmış. Robot adam mıdır? Nedir ya? Onu yakalamamız lazım arkadaşlar. Adam bayağı güçlüymüş. Demir yumrukluymuş ha. Demir yumruk. Aa. İlginç. Bakacağız şimdi. Şu demir yumruğu bir görelim, değil mi? Onun maskesini indireceğiz. Ağlarımızı ata ata gidiyoruz. Şehir bizden sorulur. Ya şu oyun biraz gündüz olsaydı ne güzel olurdu, değil mi? İşte adam burada arkadaşlar. Oo, Herman'mış adamın adı. Şimdi bu Herman'ı yakalayacağım. Bak 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 bak, her tarafı kıra kıra gidiyor. Ona yetişmemiz lazım. 50 metre var. Sucker adamın adı. Sucker. Sucker gel buraya. Kaçamazsın benden. Bak hala bıdı bıdı bir şeyler konuşuyor, söyleniyor. Aha yakaladım arkadaşlar. Vallahi yakaladım. Şimdi onu bir pataküte pataklayacağız. Acele edelim. Gel buraya, kaçma. Ay sağ tarafa gitti ya. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? L3'e basalım. Neymiş? Sweet Power. Tamam bastık. Oo, kıyafetimiz güçlendi arkadaşlar. Kıyafetimizin gücünü arttırdık şu anda. Daha hızlı olacağız. En az onun kadar. Şu yukarıya geç kaldım. Ata ata ağamı yetişmem lazım ona. Yakaladım. Evet. Demek kaçarsın. Seni terbiyesiz seni. Oo. Nasıl vurdu bana ya? Olamaz. Örümcek yamuldu arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Yakalayacağız onu. Ağamıza ata ata gidelim. Hemen peşinden gidiyoruz. 50 metre var. Tekrar yakalayacağım onu. Onun ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz şu anda. O hızımız 5000'e 2500'müş. Arttıracağız onu. Basalım gaza. Basalım. Uçalım. Gidelim. Ağamı ata ata gidiyorum. Oh. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? 59 metre. Allah Allah, adam zıplaya zıplaya gidiyor ya. Çok hızlı arkadaşlar. Aha yakaladık. Bu sefer yakaladık. Hemen onu bir pataküte bakalım pataklayabilecek miyiz? Oo. Adam ağlarımızı etkisiz hale getiriyor. Ama yakaladık galiba bu sefer. Evet. Şimdi. Ne? Bu kıyafetin inanılmazmış diyor örümcek ona. Kıyafetin inanılmaz ama hiçbir işe yaramadı benim karşımda. Evet. Polisler adamı götürüyor arkadaşlar. Şimdi Yuri, komiser Yuri bize yardımcı oluyor. Anlatıyor. Bu da neyin nesi diyor. Biz de bilmiyoruz diyoruz örümcek adam olarak. Yani adam ortalığı karıştırdı. Biz de gittik işini bitirdik. Tamam. Güzel. Anladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Mary halamızın patronunun yanına gideceğiz galiba. Evet. Peter, hoş geldin. Gel bakalım. Üzgünüm beyefendi falan filan diyor bizimki. Bilmem ne falan filan. Bir hikayeden bahsediyor. Ne diyor? Martin Lee'miş bu adamın adı arkadaşlar. Martin Lee bize bir şeyler anlatıyor. Ha tamam. Bunu Martin Lee'ye gösteriyoruz. Bu maske. Daha önce soygunda bulmuştuk ya arkadaşlar. Bu maske neyin nesi diyoruz? Adam da diyor ki Çin'de operalarda kullanılan bir maskeymiş bu. Aa, gözler yok. Çok ilginç. Gözler olmadan nasıl görüyorlar bunlar arkadaşlar bu maskeyle? Ne? Babası zamanda bu maskenin sembolünü yapmış arkadaşlar. Ya bu maskeyi zamanda babası yapmış Martin Lee'nin. Bir dakika. Peter, dinle. Bu maske, evet, tehlikeli insanların elinde olabilir. Sanırım onlar kullanıyor. Kötü bir hikaye olabilir diyor falan filan. Bilmiyorum, orasını bilmiyorum Peter. Bu adamlar çok kötü adamlar. Ve çok riskli bir iş. Tamam mı Peter? Biz de tırstık tabii. Evet, şimdi Peter Parker olarak arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Nereye gideceğiz? Buradan aşağı ineceğiz.
Ha, telefonla şeyle konuşuyoruz. Mary Jane'le mi konuşuyoruz? Mary Jane bizi tembihlemişti ya. Bu maskenin hikayesini öğren falan filan diye. Biz de öğrendik falan filan. Tamam, öğrendik. Şimdi profesörün yanına gitmemiz lazım. Profesörün yanına gideceğiz arkadaşlar. Bilmem ne falan filan. Tamam, hadi görüşürüz Mary Jane. Burada bu insanlar neymiş ya? Sanırım bunlar kimsesiz insanlar. Evet arkadaşlar, profesörün yanına geldik. Şimdi bizim profesör bu siyahi arkadaşımıza yardımcı oluyor. Adamın kolu yok. Kolunu kaybetmiş ve ona bir biyonik kol yapmış profesör. Aha, biyonik kolu test ediyoruz. Vay, bardağı alabiliyor. Gülüyorlar, seviniyorlar arkadaşlar. Aa, bir dakika, ne oluyor? Bunlar da kim? Ne diyor? Aha, çantayı aldı. Dur dur dur, ne yaptığımı sanıyorsun sen diyor. Önemli deneyler var o çantanın içinde, bırak. Peter Parker. Norman diye bir adam geldi arkadaşlar. Aha, işte konuşan şeytan dedi profesör. Peter, ne yapıyorsun? İyi misin diyor Norman. Uzun zaman oldu evlat, görüşmeyeli. Norman, ne arıyorsun burada diyor profesör. Diyor ne diyor, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Buraya giriş iznimiz var ve bu işi biz alacağız, seni şutluyoruz. Hayda, deneyler için gelmiş Norman. Ne diyor, uzun zaman oldu ama artık bilmem ne falan filan. Aa, bizi bununla tanıştırıyor. Ne? Ülkemiz senin adına ne, ülkemizle ilgili güzel şeyler mi yaparsın diyor, bir şey diyor. Evet, adamın protez kolunu yaptı, yolladı. Şimdi Norman, ne istiyorsun bizden ha? Neden geldin buraya? Hey dostum, senin projelerini ben devam ettireceğim. Sıkma canını. Tamam mı? Eminim güven ellerde olacağız, güvenin ellerde falan filan. Seni Oscorp'a şutlayacağız profesör diyor. Profesörümüzü Oscorp binasına yollayacaklar. Tamam. Hey Peter, bizimle çalışmak ister misin? 8 yıl oldu seninle görüşmeyeli. En son Avrupa'da görüşmüştük. Evet. Tamam, gidiyorlar arkadaşlar. Deneylere el koydular ve gittiler. Ve biz de profesörle baş başa kaldık. Profesörün morali çok bozuldu. Çünkü deneylerine son vermişler. Artık laboratuvarda bu Norman denen adam alacak. Peter da üzülme diyor profesör. Çalışmalarımıza başka yerde devam ederiz falan filan diyor. Peter, o kadar kolay değil. Yıllarımı verdim ben bu deneyler için falan filan diyor profesörümüz de. Ve ne diyor? Bu kadar. Bu kadar. Sadece güzel işler yaptık diyor. Evet, biz yolumuza devam ediyoruz. Hemen kostümümüzü giydik. Basıyoruz gaza, gidiyoruz. 1000 metre ileride bir şeyler var. Yuri yine bize bilgiler veriyor. Sağ olsun Yuri, 10 numara ya. Her konuda yardımcı oluyor arkadaşlar bize. 900 metre. 900 metre. Hadi bakalım. Bu arada yeni kostüm çıkabilir mi acaba ya? Bakalım yeni kostümler çıkacak mı arkadaşlar? Basıyoruz gaza. Basıyoruz gaza. 600 metre kaldı. Haydi bakalım, yetişelim artık değil mi ya? Çok yavaş gidiyoruz. Binalarda bir sürü arkadaşlar, aralardan geç 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 bitmiyor. Son 400 metre. Hadi bakalım, yaklaştık ve geldik. Aa, yine bir tane biyonik adam var. Ve bankayı soyuyor. Aa. Adama bak ya. Alalım şeyleri. Ops. Evet, şöyle bir... Anam, adam bizi duvara yapıştırdı. Olamaz. Hemen kapıyı kapattık. Evet, şimdi nereye gideceksin biyonik adam? Uf, vuramadı. Yine vuramadı. Uf, bizi vurduk, hiçbir şey olmadı. Ooo, adam çelik kapıyı kırdı arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Gel de seninle dövüşelim diyor. Ooo, adama bak. Enerji fırlatıyor bize. Çok güçlüymüş bu adam ya. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Evet, vuramadı. Bir daha kaç. Bir daha kaç. Vuramadı. Şu şeyi kafasına vuracağım. Bir daha kaç, tam şu alalım, demir midir nedir? Molozu. Ops. Şimdi tokat, tokat, tekme, tokat. İşte bu kadar. İşini bitirdim. Şimdi güzel bir tekme.
Bu sefer bittin lan sen. Ellerini kollarını bağlayacağım senin. Hadi bakalım çocuk gibi böyle kaldın. Hadi niye ne yapacaksın? He? Demek paraları çalarsın ha. Şimdi seni bir asayım tavana. Çok güzel. Ama ağları yırtıyor arkadaşlar. Olamaz. Biyonik adam çok güçlü çıktı. Şimdi kaçalım. Ağlarımızı attık, kaçtık. Bir daha ağ atsam mı ya? Şurada bir mola ziyanı yok mu? Onu bir indireyim şunun kafasına. Etrafa bakınayım bir nerede? Hayır geldi. Geldi kaç. Nerede ya bu? Kaç. Öldürecek bizi kaç. Aha buldum galiba. Biraz daha kaçayım. Tamam. Şimdi şunu bir yollayalım kafasına. Çok güzel. Tepik, tekme, tokat, tepik. Şimdi gel buraya. Seni bir hediye paketi yapayım. Şöyle de bir bağlarsak. Bak ya. Adam ne kadar güçlü arkadaşlar. Oo ateş ediyor bana. Of. Aha avize düşecek. Ha, dizini ayağını bağladık ama çıkacak galiba oradan da. Ateş ediyor gene. Aa çıkamıyor. Tamam şunu çekelim. Hayır vurdu. Olamaz. Şu yukarıdaki şeyi indirmem lazım. Adam öldürecek beni. Enerjime bakın. Enerjim bitecek. Çek. Hadi bakalım. İndirelim kafasına şunu. Özür dilerim Herman diyoruz. İşte bu kadar. Tamam o demirin altından kalkamaz. İşte bu kadar. Yakaladık. Evet. Görgü tanıklarının ifadesini alıyor polisler. Oo çok fena pataklıyor bizi arkadaşlar ya. Güzel. Polisler nerede? Burada ne olmuş bu arada ya? Bir şeyler dönmüş gene. Evet arkadaşlar şimdi kötü adamların yani Fisk var diye Fisk'in adamları yine bir altlar karıştırıyorlar. Ne diyor? Dinleyin beni. Demon gelene kadar bütün silahları artırmamız lazım. Spider-Man yakalanmış. Dikkatli olun buraya gelebilir diyor. Tamam şimdi hepsi lazerlerini açtılar arkadaşlar. Bizi bekliyorlar. Tabii biz de buradayız. Bunları çaktırmadan yakalayacağız. Paket yapacağım ben bunları. Paket. Hediye paketi. Şuraya bir atlayalım. Şu bir. Ondan sonra başka nerede vardı? Şu karşıya bir gideyim. Aha bir de şurada var. Arkasından yakalayayım şu ikisini. Sessizce hediye paketi yapalım bunu. Yakaladım. Hop yapıştır yere. Çat. Paket. Şimdi bir tane daha vardı. Aha şu. Şunu da dövelim ya. Dur. Şöyle bir çat ağzını kapat. Vur kafasını yere. Tamam. Bunu da hediye paketi yaptım. Şu karşıya gitmemiz lazım. Şuraya atlayalım. Üste çıkacağım. Aha şu bacaya. Kuşları uçuralım. Aha güvercinler uçtu. Ve bunu da bir dövdüm. Bir tane de şu yukarıda var. Oraya da şuradan gideceğiz galiba. En yukarıya atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Aa yok atlayamıyorum ya. Aa attık. Vay be aa işe yaradı ha. Aşağıdakilere gidelim o zaman. Şunu da patakla. Çok güzel. Burada çok sessiz olarak bunları halletmemiz lazım. Tamam artık bunları dövebilirim. Bir tane daha var. Oo kılıçlı adamlar var. Yok ya kılıç değil. Elektronik jopları var arkadaşlar ellerinde. Ama bize sökmez biliyorsunuz biz örümcek adamız. Hepsine birer tane vurup vurup geçiyorum. Uf fena vurdu bana. Elektronik jopla demek beni döversin. Aha polis kankamız da geldi arkadaşlar. Bu polis de neyin nesi şimdi anlayacağız. Evet bakalım. Niye geldi bu? Sanırım burayı denetlemeye gelmiş. Jefferson Davis'miş arkadaşlar adı. Jefferson bizimle buluşmak istiyormuş. Örümcek adamla. Ne diyor? Çok güzel işler yaptın ve ben bu adamların gizli projesini buldum diyor polis. Yani bize yardım etmek için gelmiş arkadaşlar. Jefferson Davis. Beni aramışsın falan filan diyor örümcek. Tamam çok güzelsin falan filan. Büyük fanlarım var senin örümcek falan diyor. Falan filan ne diyor? Papir bok. Bir şey ne? Tamam. Şu kapının arkasında arkadaşlar gizli bir yer varmış oraya gideceğiz. Ama Jefferson'ı oraya sokmam lazım. Sanırım bacadan gireceğim. Evet girelim şuradan. Açtık. Şimdi Jefferson'a kapıyı açmam lazım. Çünkü yolu gösterecek. O da bir inceleme yapıyormuş. Şimdi bunu nasıl açacağız ya? Bir dakika nasıl açacağız? Hey Jefferson burada gizli bir kapı var nasıl açacağım? Ne? Power box'ı kır mı diyor? Parçala mı ne diyor? Tamam elektriği keseceğiz. Nasıl yapacağız ya onu? Bir etrafa bakalım. Tamam polis anlatıyor bana.
Aa bir dakika, yerde silah var. Elektronik silah var arkadaşlar yerde. Alalım bunu. Vay, değişik bir şey. Ne özelliği varmış bunun ya? Bakayım bir. Aa, oyun bize silah verdi. Çok güzel. Çok güzel. Bu silahla bunu patlatacağız. Tamam, patlattık. Ve kapıları açtık arkadaşlar. Vay be, elektronik silahımız oldu. Görüyor musunuz? Demek ki bölüm geçtikçe bize yeni yeni silahlar gelecek. Evet. Jefferson Davis. Hadi arkadaşım gidelim diyor. İyi tamam, gidelim. Burada bir yerde sevkiyat varmış. Ve çeşitli silahlar varmış. Adamlar burada bu depoda silah yapıyorlarmış. Ama o gizli depoyu bulmamız lazım. Buranın altında bir yerde. Hadi bakalım, etrafa iyice bak diyor örümcek. Başka ne diyor? Uzun zaman önce burada baskın yapmışlar. Burada bir giriş varmış. Aa, bulduk arkadaşlar. Bulduk şimdi. Yeraltı girişinden, tünelinden gideceğiz. Oo, çok da kötü gözüküyor ha. Buradan nasıl geçeceğiz ha? Ben bu aralardan geçerim. Polis de altlardan girecek. Buradan büyük bir şey geçirmişler ve kapatmışlar. Tamam, hemen girelim o zaman, dalalım. Duvardan yürüyelim. Yürü 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 yürü. Ha, ona da yol açalım bir yandan. O da rahat rahat geçebilsin. Buradan nasıl geçeceğim? Ha, sağdan, tamam. Sağ taraftan da daldım içeriye. Şu anda yeraltı tünelindeyiz. Ne oluyor ya? Burası çöktü, çökecek. Hemen içeriye atlayalım. Güzel. Aa, bir sesler var ama. Koşalım, hadi bakalım. Koş 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 koş. Oo, adamların gizli deposunu bulduk arkadaşlar. Burada silahları yapıyorlarmış. Zaten etrafta silahlar var. Vay. Görüyor musunuz sandıkların içinde? Burada camları kırmışlar. Camlardan bir şeyler çalınmış. İşte o silahları da bulduk. Şimdi masanın üstünde silahlar var. Burada gizli belgeler var galiba. Aa, bir de kapı var. Bu kapıyı açmam lazım. Oo! Silahları aktarıyorlar. Silahları aktarıyorlar. Oo, roket atar da var. Tamam, ben onları oyalarım diyor. Sen diyor durdur onları. Tamam, durdurayım. Hemen ağlarımı atarak iki kamyonu nasıl durduracaksam. Aa, vallahi durdurduk ha. Oo. Ne diyor? Öldürün dedi. Hadi bakalım. Şimdi bu adamları bir pataklayalım arkadaşlar. Ağlarımızı atalım ve pataklayalım. Başka ne özelliğimiz vardı? Uf, fena vurdu bana. Fena vurdu. Demek bana vurursun sen ha. Adamların elektronik şeyleri var. Ben şunları kafalarına fırlatayım. Vur kafasına. Bütün tahtaları, sandıkları. Of, gene vurdu bana ya. Gel lan buraya. Çakal, sen kimi dövüyorsun? Kimi dövüyorsun sen? Evet, bunu da pataklayalım. Çok güzel. Sen de gel yavrucuğum. Gel gel gel. Ateş ettin ama seni pataklayacağım. Ya adama hiçbir şey olmuyor. İndir şunu kafasına. Tamam. Başka? Oo, daha fazla adam geldi ya. Çete üyeleri geliyor. Hepsine A atalım. Üstelik bu adamlar silahlı. Çok zor arkadaşlar. Çok zor bir iş. Çok güzel vurdum. Çok güzel. Pat küt. Şunları da bitirirsek bu iş tamamdır. Şunu da dövelim. Evet. Başka? Gel gel gel. Aa, kalkanım var. Demek kalkan kullanıyorsun ha. Seni şapşal seni. O kalkan bende işe yarar mı? Ben örümcek adamım ulan. Of, fena vurdu. Al bakalım, al. Ağlarımı attım. Seni de yere... Aa, çarpamadım. Yere çarptırmadılar. Her tarafta adam var. Bir onu dev, bir bunu dev. Baş edemiyorum arkadaşlar. Şunu da kafasına. Çok güzel. Gel buraya. Seni de yapıştırayım. Şu kalkanlıya bir şey yapmam lazım. Ağlarım işlemiyor mu ya? Aa, işledi. Şimdi. Adam kaldı mı, kalmadı? Oo, dur 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 dur. Oo, bizim... Helal be. Polis arkadaşımız her şeyi hallediyor arkadaşlar. Hadi ben onu yakalayayım, sen de ekiplere haber ver. Basıyoruz gaz arkadaşlar, o kamyonu durdurmamız lazım. O kamyonun üstünde çok fazla silah vardı. Şimdi bu elemanları dışarıya alacağım. Şunu, ay, ateş ediyorsun demek. Güzel. Sen de gel, al bakalım. Yallah. Şimdi kamyoneti durduralım. Şu içerideki sürücüyü bak, ateş ediyor. Ateş ediyor. Seni çakal seni. Tamamdır. Olamazsın. Ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Hayır. Kamyona çarpacağız. Olamaz. Hayır. Of arkadaşlar, ayva yiyecektik ya. Hemen Allah'tan A attık da. Of.
Koskoca kamyonu çektik ya. Şaka gibi örümceği görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman kamyonu çekiyoruz. Hemen çekmem lazım. 3 saniyeye tren geliyor. Tren çok büyük bir faciaya neden olabilir. Oh be. Tamam. Oh. Trendeki insanları ve kamyonet sürücüsünü kurtardım derken maskeli bana geliyor. Oo, olaya bakın. Of, o neydi ya? Olamaz. Polis beni kurtardı. Bu adama hemen bir şey yapmamız lazım. Ateş edecek bize. Hayır. Helal olsun be. Helal olsun. Polis kurtardı arkadaşlar beni. Vallahi günün kahramanı polis arkadaşlar. Jefferson teşekkür ederim. Çok zamanla geldin. Yani zamanlama mükemmeldi. Evet, günün kahramanı Jefferson arkadaşlar. Ve haberlere çıktık. Hadi bakalım. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Excuse me, miss. Are you supposed to be here? More than you. After that auction house thing, the Bugle put me on the city beat, which means I get to focus full time on real stories like this.